Alçakça bir iftira bu. Asla yapmadım öyle bir şey. Yapmam. Doğru söylüyor. O yapmaz. Ya bir yanlışlık var ya da tuzak bu. Bunu merkezde anlatırsınız. O şey yapmadı. Götürmeyin oğlumu. Hala bak gözlerime. Alnım açık, başım dik. Nasıl gittiysem o şekilde geri geleceğim. Masumiyetimi ispatlayıp. Güven bana. Aslan ayağa kalktığında çakallar saklanacak yeri arar. Savaş başladı. Allah yardımcın olsun oğlum. Tez vakitte dön gelemine. Buyurun gidelim. Biz de vazifemizi yapmak zorundayız. Sana duacıyım oğlum. Ben de geliyorum. Burada kalacak, Yusuf'la ilgileneceksin. Sözümü dinleyeceksin. Gidelim. Gerçek neyse ortaya çıkacak zaten. O masum geri gelecek. Gelecek. Ben de amcamın yanına gideceğim. Beni niye içeri aldın adaletteyse? Gidip bakacağım ne olur. Dur, dur Yusuf'cum dur. Aa, dur bekle birazcık, gelecekler şimdi. Dur, gitme sen yavrum, gitme. Ne oldu amcam? Yoksa dışarıda pozisyonu götürdü mü? Evet Canukan, polisler götürdü. Ama bir yanlış anlaşılma var. Çünkü amcan kötü bir şey yapmaz. Sen de çok iyi biliyorsun. O suçsuz. Bıraksınlar o zaman. Ne istiyorlar benim amcamdan? Niye götürdüler? Bazen böyle hatalar olur Canukan. Masum olduğun halde seni suçlu sanırlar. Ama gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Bizim şimdi güçlü durup bir amcana destek olmamız lazım. Öyle değil mi? Her şey yoluna girecek. Sakın üzülme. Amcan gelecek yanımıza. Sana söz veriyorum. Ayşe, ben doğru mu duydum? Evet. Ne? Nasıl? Evlilik teklifini kabul etmiyorsun. Ya da aniden böyle bir şey olduğu için şaşırdın mı? Yoksa ben... Bitirmek mi istiyorsun? Ferit. Ben... seninle evlenebilirim. Ya da devam edebilirim. Yapıyorsun değil mi? Bu zamana kadar hep ben şaka yaptım, kandırdım seni. Şimdi de sen kandırıyorsun beni. Biraz burnumu sürteyim de görsün Ferit diyorsun içinden değil mi? Ortada kayıp 7 yıl varken bunu yapamazsın çünkü Ayşe.
yaşayacak olsa. Ama değil Ferit. Biz seninle 7 yıl önce ve hiç uğruna ayrılmışız. Belki de hayırlısı böyleydi. Belki ben senin mafyanın kızıyla değildi. Başka birisiyle görecektim. Yine yıkılacaktım. Sen böylesin işte. Benden çok farklısın. Ferit. Ben bir anneyim. Benim bir evladım var. Senin yanında kendimi güvende hissetmiyorum. Seninleyken sana kapılıp gidiyorum. Ama seninle de yaşayamıyorum. Ben geçmişteki yaralarımı sarabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden bence en doğrusu dost kalmamız. Hayır. Hayır olmaz. Daha önce de söyledim bana bu sözleri. Kabul etmiyorum. Olmaz Ayşe. Şimdi sırası değil. İbo, şu an içinde bulunduğum durumdan daha önemli bir şey söyle bana. Israrla arıyorsun çünkü. Ölüm kalım meselesi olmuş olması lazım. Komiserim, haber geldi. Yaman Kırımlı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla emniyete getirilmek üzereymiş. Bilmek istersin diye düşündüm. Ne diyorsun sen? Yaman'ın uyuşturucuyla işi olmaz, başka biri yapmıştır. Hemen geliyorum. Konuşacağız bunu Ayşe. Konuşacağız. Bir dakika komiserim. Arkadaşım olduğu için söylemiyorum ama içeride suçlanan adam uyuşturucu kelimesini cümle içinde dahi kullanmaz. Kendisi çok yakın bir dostumdur. Saygın bir iş adamıdır. İzin verirseniz kısa da olsa konuşmak istiyorum onunla. Peki. Peki Ferit komiser. Buyur geç ama fazla uzun sürmezse sevinirim. Yalnız söyleyeyim, başı büyük belada. Hakkındaki suçlamalar ağır. Ciddi kanıtlar var. Şirketine ait gemilerde son 10 yıldır narkotiğin yakaladığı en büyük miktar ele geçirildi. Sağ ol. Oyun kurdular. İftira attılar bana Ferit. O lanet şeyle adımın yan yana anılmasına bile müsaade etmem ben. Söyle. Neyle suçluyorlar beni? Ya bana kendini anlatma Yaman. Gemilerim basılmış. İçinde çok yüklü miktarda uyuşturucu bulunmuş. Mesele çok ciddi. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama tüm sevkiyatlarda senin imzan var. En az 20 yıl hapis isteniyor. Şimdi tanırım seni. Yıllar önce bir gazete haberinde gördüm resmini. Zehir taciri Karaçalısın sen. Siz beni ne zannettiniz ha? Anlamayacağımı sandınız? Gemilerimde uyuşturucu mu taşıyacaksınız? Bu ne cesaret ha? Defolun buradan. Defolun yoksa hepinizi gebertirim. Karaçalı. Benimle bir iş anlaşması yapmak istediler.
Uluslararası taşımacılık yapan bir şirketin sahipleri gibi gösterdiler kendilerini. Şirkette bir toplantı yaptık. Tam anlaşmaya varacaktık ki tanıdım Karaçalı'yı. Gazetede görmüştüm haberlerini. Durumu anladıktan sonra tırın arkasından baskın yapmaya gittim. Ama kaza yaptığım için sana anlatamadım. Allah kahretsin! Muhakkak bu işin arkasında onlar var. Akbaba gibi başıma üşüşmeye başlamışlardı. Tahmin etmeliydim. Bulacağım o alçakları. Cezalarını keseceğim. Yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Sakin ol kardeşim. Sakin ol, buradan hiçbir yere çıkamazsın. Bunu yapanı bulup hesabını keseceğim. Çözmem lazım. Çıkıp bulacağım o hainleri. Yaman! Sakin ol, beni dinle kardeşim. Sen sakin olmazsan işler daha da karışır. Çözeceğiz. Polisle işbirliği yap. Masum olduğunu, suçsuz olduğunu ispatlayacağız kardeşim, merak etme. Bunu yapanı bulup hesabını soracağım. Sana yemin ediyorum. Bunu yapanları doğduklarına pişman edeceğim. Ablacığım, nasıl oldu? Daha iyiyim ablacığım. Gel. Ferit abi mesaj atmış. Emniyete geçmem gerekiyor. Ablanı yalnız bırakma demiş. Ben de hemen koştum geldim. Doğayı da Koray abi alacak kreşten. Haberin olsun. Abla sen iyi misin? Ağrın mı var? Var neşe. Çok ağrım var. Ama bu seferki başka yara. Abla ne oldu? Yoksa? Aşık olduğum adam elinde yüzüklerle geldi. Evlenme teklif etti bana. Ama ben kabul etmedim. Bir de üstüne ilişkimizi tamamen bitirdim. Bitti mi her şey bitti. Ayrıldım Ferit'ten. Hem de çok severek ayrıldım. Ablacığım benim. Ah ablam. Sen hiç mutlu olmayacak mısın? Ferit'e tam 7 yıl boyunca haksızlık yaptım. Şimdi de benim sakladığım sır yüzünden, ona yaptığım haksızlık yüzünden yine ona ceza veriyorum. Ben bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacağım diş. İyisin Feriha. Ayşe'nin Ferit'e gerçekleri anlatmasına müsaade edemem. Bir şekilde üstündeki baskıyı arttırmam lazım ama nasıl? Tabii ya. Bir annenin en büyük zaafı. Doğa! Doğa gel. Gel kızım. Gel bakalım. Gel gel gel. Efendim babiş? Yani bilmiyorum farkında mısın ama sana biraz küsüyorum biliyor musun? Niye küsüyorsun ki? Herkesin resmini yapıyorsun. Benim hiç resmimi yapmadın. Yani çok üzülüyorum buna. Evet haklısın babiş. Senin resmini yapmadım hiç. O zaman şimdi yap barışalım ne dersin? Tamam babiş nasıl istersen. Ver kalemlerini de. Bak şimdi. Buraya da anneni çiz. Tamam mı?
tam ikimizin ortasına da kendini. Şuraya da büyük bir kalp yap, tamam mı? Ha bir de Doğacığım, annene bunu benim istediğimi söylemezsin, olur mu? Senin yaptığını düşünüp sevinsin, o da duygulansın. Ayıpsın baba, tamam hallederiz. Ayıpsın mı? Sen nereden öğreniyorsun bakayım böyle lafları? Ferit abimden. O böyle değişik konuşuyor, çok eğlenceli oluyor. Bulacağım hepsini. Bulup işlerini bitireceğim. Birlikte bitireceğiz. Senin ne işin var burada? Seni yalnız bırakacağımı mı zannettin? Söyle, kim yapmış olabilir? Kimden şüpheleniyorsun? Neden bakıyorsun böyle? Sen buradayken ben duracak mıyım? 20 yıl diyorlar. Söyledi arkadaşı. Ben biliyorum. Sen bunu asla yapmazsın. Tuzak bu. Ne olursa olsun sen bu işe bulaşmayacaksın. Ben zor duruma düşünce sen durdun mu? Şimdi ben mi duracağım? Asla. Kim yapmış olabilir bunu? Yoksa seni öldürmek isteyen adamlar mı? Var mı şüphelendiğin biri? Her şeyi anlatacağım. Ne diyeyim? Şu anda kimseye güvenmiyorum. Şüphelendiklerim de bende saklı. Hepsi cezasını bulacak. Tamam. Söyle şimdi ben ne yapayım? Görev istiyorsun demek. Vereyim o zaman. Ama çok önemli bir görev. Bunu sadece sen yapabilirsin. Buradan çıkacak doğru taksiye bineceksin. Sonra? Nereye gideceğim? Doğru konağa gidecek Yusuf'la ilgileneceksin. Senin tek vazifen bu. Of! Deli edeceksin beni. Sen içeridesin, ben dışarıda. İzin ver, yardım edeyim. Yardım ediyorsun, anlamıyor musun? Ben içerideyim, sen dışarıda Yusuf'un yanındasın. İçim rahat. Oyalanma. Git artık. Bana bunu yapanlar gerektiğinde Yusuf'a zarar vermekten çekinmez. O yüzden sana en önemli görev veriyorum. Yusuf iyi olsun. Tek yapman gereken bu. Bu ancak sen iyi olursan iyi. Hepimiz gibi. Bu yüzden şimdi gidiyorum. Yanında olacağım. Bunu böyle bil. Görüş bitti. Çıkacaksın burada. Sen masumsun. Hesabını soracağım. Hepinizi tek tek bulup hesabını soracağım. Of. Hastane koridorunda bekleyen çocuğu olacak baba heyecanı var lan içimde Kazım. Gelsin artık şu haber. Sabrım kalmadı. Çabuk çabuk. Ünlü iş adamı Yaman Kırımlı'nın
uyuşturucu ticaretinden aranan Şevket Karaçalı ile görüşmesinin fotoğrafı ortaya çıktı. Kırım'ın işi bitti. Allah be! Oldu bir İslam sonunda! Oldu! Bitirdik ulan Kırımlı'yı! Bugün benim bayramım. Şu haberi duymak için ne kadar bekledim lan ben? Mahkeme ilk celsede tutuklar. Ben istemezsem yıllarca içeriden çıkamaz. Beni küçümsemenin cezasını çekiyor. İtibarını bitirdim. Hak ettiğimi aldım. Şimdi sıra Nanayir'den almaya geldi. Yendim seni Yaman. Mahvettim. Dördün enişte. Vitesi düşür biraz. Geç otur önce. Gaza bastın gidiyorsun. Duvara tosluyorsun. Sen Kırımlı'yı ne sandın? Aslanı yaraladım belki ama henüz ölmedi. Yaralı aslanın öfkesi nasıl olur bilir misin? Acımadan pençesini bir gömersen ha, yıkılırsın yere. Yapacağın en büyük hata düşmanını küçümsemek olur. Sen var ya, ben olmasam çoktan diri diri yanmıştın. Kibir sende, gurur sende, acelecilik, plansızlık, hepsi sende. Kırımlı'nın kara kaplı defterinde senin ismin büyük harflerle yazılı. Şimdi ilk aklına gelecek isim sen olacaksın. Kendisi içeride belki ama kudretinden habersiz misin onun? Asıl işin şimdi başlıyor. Kendini onun gözünde aklaman lazım. Onun masum olduğunu ikna etmezsen bitersin. Nasıl ikna edeceksin o da bende. Şimdi dediklerimi bir bir yapacaksın enişte. Ablacığım. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke. Oh, mis kokulum benim yavrum. Babam bana bir sürü hediye aldı anne, biliyor musun? Ne gereği vardı ki Kora? Yani ne demek ne gereği vardı? İşte kızıma bir şeyler aldım yani. O zaman Koray abi geldiğine göre biz eve gidebiliriz. Ama azıcık daha kalsam annemin yanında. Çok özledim onu. Kızım, hastaneler çocuklara göre yerler değildir. Hem merak etme, ben annenin yanındayım. Sen gel bakayım. Oh. Biraz daha sabret tamam mı kuzucu? Bak çok yakında annen çıkacak burada. Tamam anne, sen nasıl istersen. Of. Hemen iyileş olur mu? Görüşürüz babiş. Ablacığım dikkat et kendine. Bir şey olursa direkt ararsın. Tamam. Hadi bakalım. Bak görüyorsun değil mi? Babasına nasıl bağlı. Ha bak sana ne göstereceğim. Doğa geçen gün yapmış bunu. Parkta böyle gizli gizli bir şeyler yapıyordu. Ne yapıyorsun diyorum, söylemiyordu. Sonra bir baktım bunu çiziyormuş. Anneme de sen verirsin dedi. Siz ne yaptınız Ferit'le? Yani neye karar verdin? Biz Ferit'le ayrıldık. Doğa için en iyisi buydu. Ha, tabii, evet. En doğrusu böyle.
Ben senin her zaman yanındayım. Arkadaşlar, Yaman Kırımlı masum. Kendimden emin olduğum kadar ondan da eminim. Ona bir tuzak kuruldu. Dosyalar narkotikte olduğu için bilgilere erişimimiz yok ama ona destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İbo, uyuşturucuların teslim edildiği gizli bir yer olması lazım. Gemilere mal taşıyan tırların güzergahlarını, plakalarını takip et, varış noktalarını bul. Emredersin komiserim. Kara, sen de bankaları ara. Tır şoförlerinin hesap dökümlerini iste, incelemeye al. Tabii komiserim, hemen. Anormal bir hareket var mı hesaplarda? Bak, iyice emin ol. Çözeceğiz. Bunların hepsini tek tek çözeceğiz. Komiserim, iyi misin? Ayşe, komiserler şey yolunda mı? Yolunda mı? Volkan, eski bir komutan vardır. Adını bilir misin? Hannibal Barca diye. Ordusu bir yere sıkışınca ne demiş biliyor musun? Buradan çıkmak için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. İşte benim de durum aynen bu. Bu alyanslar ne peki komiserim? Ayşe komiser takana kadar serçe parmağım idareten eşlik edecek ona. O beni çok iyi tanıdığını zannediyor. Ama nasıl bir inatçı olduğumu bilmiyor. İnadım inat. O her dur tabelasını kaldırdığında duracak olsaydım bir milim ilerleyemezdik. O yüzden ya bir yol bulacağım ya da bir yol açacağım. Yaman, şükürler olsun, yaşıyorsun. Neden? Neden vurdun onu? Ben sana bir şey yapacak sandım Yaman. Elinde bıçak vardı. Hiç düşünmeden atış ettin. Yaman. Çok üzgünüm Yaman. Duyar duymaz hemen geldim. Çabuk öğrenmişsin. İnternette gördüm haberi. Hemen koştum. Koca bir iftira bu. Yıllardır çalışıyorum ben seninle. Senin ne kadar dürüst bir insan olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Uyuşturucu ve sen. Mümkün değil. O kadar sinsi bir oyun ki. En yakınıma girmişler. Bunu beni çok iyi tanıyan birileri yapmış olmalı. Kesinlikle öyle olmalı. Benim hatam. Keşke seni hiç yalnız bırakmasaydım. Belki de ben şirketten gidince oluşan boşluktan faydalandılar. Ama şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum.
Sana Kırımlı'nın öfkesinden kurtulmanın anahtarını veriyorum enişte. İyi dinle. Yıllarca ailesini korumak için fedakarlıklar yapan bir adamı ancak kendini feda ederek ikna edebilirsin. Bırak, suçu üzerime alayım Yaman. Her şeyi ben yaptım, Yaman'ın üzerine yıktım derim. Sen de çıkar kumpası çözersin. Sana borçluyum. Beni alıp nerelere getirdin? Elimden tuttun, iş öğrettin. Yükselmem için neler yaptın? Şimdi masum olduğunu bilerek burada yatmana asla izin veremem. Kendim çözeceğim Nedim. İnan bana, burada kalmayacağım. Bunu yapanları tek tek bulup hesabını sormadan da gözümü kırpmak yok. Ah Yaman'ım. Perişan oldu kadıncağız. Ah Yaman'ım, aldılar götürdüler. Hastaneye götürmemiz lazım. Tansiyon çok yüksek. Hastaneye gitmem ben. Yaman'ıma gideceğim. Yaman'ımı alıp götürdüler oralara. Yapmayın Akşe Hanım. Bakın daha kötü olacaksınız. Bırak beni. Akşe Hanım. Dağ gibi evladımı alıp götürdüler yok yere. Nasıl Yaman'ım? İyi mi? Gördün mü onu? Ben de gitmek istiyorum. Yapma Bonyakçı hala. Benden iyi tanıyorsun onu. Dimdik duruyor. O masum. Çok yakında anlayacaklar. Bizim güçlü durmamız gerek. Aklı bizden kalmamalı. Seni böyle görürse kahrolur içeride. Delirir. O demirleri büküp çıkmak ister. Doğru dedi mürebbiye kız. Tamam. Dinleneceğim söz. Yusuf nerede? Odasındaki küçük bey. Batum'da botanik bahçeleri var. Mutlaka görmen lazım. Sonra yunusların yüzdüğü kocaman havuzlar var. Canuka'yı mutlaka götürelim oraya. Çok eğleneceğiz birlikte. Çok. Sen, ben, amcam yolculuğa çıkacaktık ama amcam... Bitmiş bir şey yok Canukam. Kırmızı ışık yandı. Bekliyoruz. Ama ışık yeşile dönecek. Çıkacağız yeniden yola. Nereden biliyorsun? Ya çıkamazsa amcam? Ya bırakmazlar sonra? Sen kartalın hikayesi bilmiyorsun demek. Anlatayım. Çobanın biri kuzularını otlatırken peşinden çakallar takılmış. Çoban uyuduğunda gelip kuzuları yemişler. Sonra da suçu kartalın üzerine atmışlar. Çoban yakalanmış kartalı, sen suçlusun demiş. Ama kartal suçsuzmuş. Evet. Aynı amcan gibi. Dinlememiş çoban. Kafese kapatmış. Kartalı. Çakallar bayram ederken kartal durmamış. Gece gündüz kanatlarıyla, gagasıyla kafesi parçalamaya uğraşmış. Kırlangıç ve serçenin yardımıyla çıkmış sonunda. Sonra çakalları yakalayıp çobanın önünde yatmış. Sonra ne yapmış? Ne yapmış? Gökyüzünde özgür ve mutlu uçmuş arkadaşlarıyla. İşte o kartal, senin amcan Canukan. Biz de ona yardım edeceğiz. Dışarı çıkacak. Özgür hayatına devam edecek. Anlaştık mı?
Aynur. Gel biraz konuşalım. Ümitsiz bir sevdaya düştüğünün farkındayım. Ben senin üzülmeni de gönlünün kırılmasını da istemem. Ancak gerçek olamayacak bir hikaye bu. Bunu sen de biliyorsun Aynur. Olacak şey var, olmayacak şey var bu dünyada. Abi iki gözüm önüme aksın ki öyle bir şey yok. Sen beni yanlış anladın o günde. Hem ben Yaman Bey'e yapılan haksızlığa üzülüyorum. Aynur. Ben gördüğümü bilirim. Sen benim biricik kardeşimsin. Ben senin üzülmene de olmayacak hatalar yapmak da istemem. Gönlüne laf geçirebilirsin. Kendini daha fazla kaptırmadan vazgeç bu sevdadan. Ne kadar şanslıyım. Bütün gece konuşup nasıl da yatıştırdın beni. Babamın ameliyatı kötü geçecek diye neredeyse panik atak geçirir gibi olmuştum ama senin sözlerin, varlığın ilaç oldun bana. Volkan sen eş olmayan bir insansın. Ayrıca beni de çok iyi tanıyorsun. Ne demek Başak? Sen daha iyisin ya. Önemli olan bu benim için. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Benim yerimde sana değer veren her kim olsaydı aynı şeyi yapardı zaten. Hayır yapmazdı. Volkan sen çok özel bir insansın. İyi ki benim hayatımdasın. Telefonu kapattıktan sonra çok kızdım kendime. Onu ben yıllar önce nasıl böyle kırdım? Ona bu haksızlıkları nasıl yaptım diye oturdum ağladım. Gece seninle konuştuktan sonra uyku tutmadı. Yıllar önce taktığımız sözcüklerini çıkardım sakladığım yerden. Volkan, meğer bu yüzükler benim parmağımdayken ben dünyanın en şanslı kızıymışım. Bunu ancak şimdi anlıyorum. Başak, sadece sen değil ki. Birbirimizi yeniden bulduğumuz için ikimiz de o kadar şanslıyız, o kadar şanslıyız ki. Bu yüzükleri de bir daha hiç çıkarmayalım. Tamam mı? Volkan, şu an o kadar mutluyum ki. Rüyada gibiyim. Evet Neşe Horns. Şimdi şu işi bir halledelim bakalım. Neymiş olayın gerçeği. Başak'ın profiline girelim. Bir ipucu bulabilecek miyim acaba? Eğer baban hakkında yalan söylüyorsan yaktım çıranı kızım. İşte bu. Başak'ın babası bu adam. Kartal Şah Selimoğlu. Of ya gizli hesap.
Ben ne yapacağımı biliyorum. Yaşlı halim de hiç fena değilmiş ha. Hadi bakalım Mevlüt Hanımcığım. Bu işi birlikte halledeceğiz. Sana güveniyorum. Merhabalar Kartal Bey. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Fotoğrafınızı görünce yazmak istedim. Çok atletik ve kendine özen gösteren bir beyefendi olduğunuz belli. Bizim yaş grubumuzda bu ender rastlanan bir özellik. Tebrik etmeden duramadım efendim. Aa, inanmıyorum bu ne hız? Merhaba Mevlüt'e Hanım. Siz de çok güzelsiniz. Yaşınıza göre sağlıklı görünüyorsunuz. İşte bu kadar. Kartal Bey düştü tuzağa. Vay be, sen neymişsin Mevlüt'e Hanım? Hadi asıl oltayı at bakalım şimdi. Teşekkür ederim. Sağlığım yerinde çok şükür. Sizin sağlığınız da iyidir inşallah. İnanır mısınız bu yaşıma geldim. Hastaneye yüzü görmedim. Maşallah diyeyim ben de çok iyiyim. Ya yalan söylemiş. Resmen Volkan'ı kazanmak için babam hasta numarası yapmış. Şimdi ipliğin pazara çıkacak Başak Hanım. Sıra planın ikinci kısmında. Dağların tepelerini çıkaracağım. Ok atacağız. Ama böyle başımızda bulutlar olacak. Tutacak kadar yak. Sonra at bineceğiz. Ama orada çiftler yok. Tek sınır ufuk. Atları böyle yan yana. Rüzgara karşı koşturacağız seninle. Yıllarca kendini yalnız bilip durdun. Ama bakmadın sana senden bile yakın olana. Görmedin peşinden bir an olsun ayrılmayanı. Sen uyusan da uyumayanı. Kimmiş peki yanındaki? Gölgesi.
20 yıl sen bana kızmadan, mürebbiye diye bağırmadan mı geçecek? Yok. İzin vermem buna. Gölgen gibi takip edeceğim seni. Öyle oturup bekleyemem. Birlikte savaşacağız. Sabredeceğiz. Savaşacağız. Yeneceğiz o çakal sürüsünü. Kartallar gibi özgür yaşayacağız. İddianame henüz çıkmadı ama biz gerekli çalışmalara başladık Yaman Bey. Ben de adamlarımı görevlendirdim, araştırıyorlar. Bilgi edindikçe de sizinle paylaşacaklar. Karamsar bir tablo çizmek istemem ama aleyhinizdeki tüm deliller net ve çok güçlü. İncelediğim dosyalarda, sevkiyat raporlarında henüz bir açık bulamadık. Savunmanızı üzerine oturtacak bir açık bulmaya çalışıyoruz. Ama şu ana kadar bir sonuca ulaşamadık. Benim o aşağılık işte hiçbir alakam yok. Sizin göreviniz de bunu ispatlamak. Şimdiden pes mi ettiniz? Bahane değil, çözüm istiyorum. Masumum ve bunu kanıtlayacaksınız. Şimdi gidin. Adam gibi bir savunma olmadan da çıkmayın karşıma. Tamam efendim. Gir içeri, gir. Sessiz ol. Vay 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 vay. Bak sen şu işe. Koskoca Kırımlı. Uyuşturucu ticaretinden içerdi. Hayırseverlik ödülleri adı altında çocukları da zehirliyorsun ha? Bileydim seninle çalışırdı. Kimse benim ismimi o pis işle yan yana anamaz. Anladın mı? Ne diyorsun lan sen? Burada orman kanunları geçerli. Kimse benim adımı o zehirle yan yana alamaz. Hem de hiç kimse. Efendim. Hangi vakaya? Acil mi? Ama ben gelemem ki şimdi. Git git, iyiyim. Tamam tamam, geliyorum birazdan. Yani emin misin? Tek başına kalabilecek misin burada? Kalırım, kalırım. Sen git. Hemen iyiyim zaten. Yakında taburcu da olurum. İyi peki madem. Yine de bir sıkıntı olursa beni ararsınız. Ararım, sağ ol. Kolay gelsin. Görüşürüz, geçmiş olsun. Senin ne işin var burada ya? Niye geldin yine? Sende erken bunama var galiba. Ben, Ferit Bulut, Ayşe'nin eski kocasıyım. Hali hazırdaki sevgilisi. Sevgilimi ziyarete geldim. Balık hafızalısın diyeceğim ama yok. Balıklara hakaret olur. Sende hafıza kaybı başlamış. Nöroloji ikinci katta git görün. İhtiyacım var bence. Ya ne saçmalıyorsun ya? Ayşe bana her şeyi anlattı. Ayrılmış senden. Ne diye dolanıyorsun hala onun etrafında? Hiç mi gururun yok? İstemiyor işte seni. Çünkü ben ayrılmadım.
Ayrıca burada durup senin gibi bir kıl kuyruğa açıklama yapmak zorunda değilim. Yürü. Naş naş yürü. Ferit. Senin ne işin var burada? Nasılsın kömür gözlüm? Daha iyisin değil mi? Ağrın sızın yok. Ferit niye böyle davranıyorsun? Bak sana ne aldım. Çok rahat edeceksin. Harmandakiler. İnsan böyle uzun süre yatınca en çok beli ağrır. Yaslan bakalım, yaslan. Heh. Şimdi nasıl, daha iyi değil mi? Ferit niye yapıyorsun bunu? Niyesi falan yok. İyileşmen lazım. Sağlığına kavuş, bak biz seninle daha neler yapacağız. Böyle sıradan monoton çiftler gibi takılmayacağız. Fikrimin farkındasın değil mi bu arada? Bak. Ben her sabah koşarım. Sen bir iyileş, seninle birlikte de koşacağız. Güzel güzel kahvaltılar hazırlayacağız. Kahveler içilecek. Sonra güzel sağlıklı yemekler yapacağız. Ama önce iyileşmen lazım. Bunun için de bakım, ilgi, şefkat gerekir. Bunların hepsi de bende mevcut. Ferit, konuştuk seninle. Bitirdiğimi söyledim. Ayrıldık biz, ayrıldık. Yok sevgililik falan. Niye böyle yapıyorsun? Niye her şey normalmiş gibi davranıyorsun hala? Bu iş o kadar kolay olmayacak Ferit. Ayşe'yi artık ikna edemezsin. Sana kızı için direnecek. Ben de kabul etmediğimi söyledim Ayşe. Bu zamana kadar söylediğin olmazları böyle ard arda dizsen buradan Eskişehir'e yol olur. İçindeki öfkeli Ayşe'nin attığı tekmeler, itmeleri. Oho. Ben senin peşine düşmesem, sen çok uzaklara gitmiştin Ayşe. O yüzden ayrılık teklifini kabul etmiyorum. Ferit ne olur yapma. Konuşma. Sen iyileşmene bak. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Ferit! Ben de Ankara'dayım. İsterseniz Kuğulu Park'ta buluşabiliriz. Kuğulara yem atarız. Asıl ben sana yem atıyorum. Ben de çok severim kuğuları. Şahane olur. Siz de kuğu gibi bir hanımefendisiniz. Anlaştık. O zaman orada görüşürüz. Alo? Volkan, selam. Müsaitsen buluşabilir miyiz? Seninle konuşmak istediğim bir şey var da. Müsaitim Neşe, buluşabiliriz. Tamam, süper. Yalnız Başak'ı da orada görmek istiyorum. Olur, o da gelir. Biz de sana güzel haberi veririz. Emniyetin kafesinde buluşalım istersen. Olur tabii, gelirim. Görüşürüz. Asıl ben o Başak'a vereceğim haberi. Nasıl bir yalancı olduğunu herkes anlayacak. Kimse durup beklememi istemesin benden. En başta da sen yapan bey. Dur!
Ne oluyor? Pardon hanımefendi, görüşemezsiniz. Ne oldu ona? Nereye götürüyorsunuz? Doktor kontrolüne. Hastaneye gidiyor. Bir şey oldu ona. Bir şey oldu. Kim attı sana bu iftirayı kim? Hangi aşağılık? Ferit Bulut. Bir soldan yiyorsun kroşe. Bir sağdan yiyorsun. Bir tarafında dostun. Diğer tarafında aşkın. Çözeceğiz. Hepsini teker teker çözeceğiz. Efendim Ferit. Ama aşk olsun. Olmaz ki böyle. Bak ben burada dostumu kurtarmak için, temize çıkarmak için deliler gibi çalışıyorum. Senden hiç manevi bir destek alamıyorum. Zaten hep Ferit Bulut arasın. Hep Ferit merak etsin. Sen nasıl bir sevgilisin ya? Niye aramıyorsun beni? Aşkım nasılsın, sevgilim nasılsın? Niye demiyorsun Ayşe? Ferit, çünkü biz ayrıldık, farkında mısın? Efendim Ayşe. Aşkım. Aşkım söyle, ses kesildi. Son dediğini anlayamadım. Ben de seni hep düşünüyorum aşkım. Hep yanındayım mı dedin? Ferit. Efendim bir tanem. Dünyadaki en güzel Ferit diyen sensin. Biliyorsun değil mi kömür gözlüm? Ben de seni seviyorum aşkım. Ama şu an arkadaşımı kurtarmak için çalışmam lazım. Sonra konuşuruz. Ferit, of. Ne yapacağım ben seninle ya? Ne yapacağım? Neşe. Sana vereceğimiz güzel haber buydu işte. Yıllar sonra yüzüklerimizi yeniden taktık. Çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Ben de size bir haber vereyim o zaman. Biriyle tanıştım ben. Sizi de tanıştırmak istiyorum. Ama kendisi benim 70 yaşındaki halimle tanıştı. Görünce çok şaşıracaksınız. Kartal Bey, müsait misiniz? Ben Kuğulu Park'a gelemedim ama sizin de yüzünüzü görmeyi çok istiyorum. Ben de efendim, ben de. Başak, kızım ne işin var senin orada? Baba? Nasıl yani? Durun hanımefendi, giremezsiniz. O nasıl? O iyi ama dövdüğü adamın durumu fena. Mesele çok ciddi. Benden ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama tüm sevkiyatlarda senin imzan var. En az 20 yıl hapis isteniyor.
işi ancak ben çözebilirim. Onu görmem lazım. İzin verin lütfen. Hanımefendi, emniyette ziyaret edersiniz. Lütfen ısrar etmeyin. Senin yine ne işin var burada? Hoş buldum Ayşe komiser. Bak bunlar Ayşe ile Ferit'in yaşlanınca kullanacağı malzemeler, eşyalar. Baston, gözlük, romatizma kremi. Ne yapacağız biz bunlarla? Yaşlanınca lazım olacak bunlar bize. Bastonumuzu alıp parka gideceğiz, yürüyüş yapacağız. Sonra da yorulup eve döneceğiz. Oram ağrıdı, buram tutuldu deyip kremimizi süreceğiz. Sonra da gözlüğümüzü takacağız, bulmaca çözeceğiz. Ferit yapma ne olur. Bak, bu da kızımız için. Gerçi zaman sıralaması yanlış oldu. Önce alyanslar, sonra kızımız olacak, ondan sonra yaşlılık. İçinde benim olduğum gelecek planları yapma Ferit. Artık yapma. Ya bu hareketin, bu hayalciliğin bile birbirinize uygun olmadığınızın bir kanıtı. Sen mantıklı değilsin. Çocuk ruhlusun, olgun değilsin. Benim seninle bir hayalim yok. Ben zaten baba olabilecek, bana huzur veren, güven veren, her aradığımda bana destek olan doğru bir adamla evlendim. Ondan da bir evladım oldu. Benim seninle bir gelecek planım yok, bir hayalim yok. O yüzden bitirdim. Sen de bitir artık. Çünkü seni daha fazla kırmak istemiyorum ben. Artık git buradan. Git. Pardon.
İçeri temizlemem lazım. Sen. Kaçacak mıydın yoksa? Hayır, olmaz. Sakın sesini çıkarma. Bu aşağılık suçla adımın anılmasını kaldıramam. Bu oyunu ancak ben bozarım.